Merhaba değerli dinleyiciler. Bugün sizlerle Asr Suresi meali üzerinde konuşmayı arzu ediyoruz. Özellikle Asr Suresinden benim anladıklarımı sizinle paylaşmayı arzu ediyoruz. Öncelikle Asr Suresi hakkında kısaca bir bilgi vermek ve sureyi dinletmek arzu ediyorum. Asr Suresi Kur'an-ı Kerim'de 103. sure ve 3 ayetten müteşekkildir. Kur'an-ı Kerim'deki sayfa numarası 601, 30. cüzün son cüzün içerisinde bulunmaktadır. Şimdi arzu ederseniz Asr suresini bir dinleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asri innel insane lefî husr illellezîne âmenû ve amilus sâlihâti ve tevâsav bil hakki ve tevâsav bis sabr. Evet. Asr suresini dinledikten sonra meali şerifini daha iyi anlama adına şimdi kelime açıklamalı mealini dinleyelim. Bakalım birlikte. Tabi bu meali internet sitemizde kuranmeali.com sitesinden takip edeceğiz. Özellikle oradaki şu özellik benim hoşuma gidiyor. Surelerin her bir kelimesinin altında meali açık açık belirtilmiş. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr. Asra andolsun ki. Asır, yüzyıllık zaman dilimine verilen bir isim biliyorsunuz. Dolayısıyla asır kelimesine biz zamanda diyebiliriz. Zamana yemin olsun ki, asra yemin olsun ki şeklinde cümleler başlıyor. İnnel insâne lefî husr. İnne şüphesiz, muhakkak ki. Üzerinde herhangi bir şüpheye gerek kalmadan ifadesini kullanıyoruz. Şüphesiz insan lefi husur ziyandadır. Husur, hüsran, ziyan aynı manaya çıkan kelimelerdir. Türkçe ifadesiyle kaybedendir manasına gelir. Şüphesiz ki insan kaybedendir. Ziyandadır, kayıptadır. Allah-u Teala sureye yeminle başlıyor. Vel asr andolsun ki zamana yemin olsun ki insan kayıplardadır ve bunda da hiçbir şüphe yoktur ifadeleriyle başlıyor. Tabi burada akla çok sorular geliyor. İnsan neyin kaybındadır, neyi kaybetmektedir gibi. Bunları biraz sonra değerlendireceğiz. İllellezine, illa ancak ellezine o kimseler ki onlar kayıpta değillerdir. Arapçanın çok sevdiğim bir kuralıdır bu. Bir genel kural koyarsınız. Koymuş olduğunuz kurala uymayanları illa kelimesiyle dışarıda tutarsınız. Yani insanlar kayıptadır genel cümlesinin içerisine bazı insanlar var ki onlar değildir. Onlar kaybedenler olmayacaktır der ve devam eder. Ellezine de o kayıp etmeyecek olan insanları açıklar. Kimdir o insanlar? Âmenû, iman edenler ve amilus salihat, iyi işler yapan kimseler ve tevâsav bil hak, hakkı tavsiye edenler ve tevâsav bis sabr, sabrı tavsiye edenler. İşte bu dört grup insan, yani inanan insanlar, salihatı yapan insanlar, hakkı tavsiye eden insanlar ve sabrı tavsiye eden insanlar kayıpta olmayacaklardır. Bu insanlar kaybedenler değildir diyor. Kısaca Rabbimiz bu Asr suresinde bize insanların kayıplarda olduğunu ifade ettikten sonra dört
insanlardan dört özelliğe sahip olan kişilerin kayıpta olmadığını ifade ediyor. Peki nedir o? Hadi onu anlamaya devam edelim. Surenin bana seslenişini sizlerle paylaşmak istiyorum. Hani büyüklerimiz derler ya, Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala insanlara genele seslenir. İşte o genele seslenmenin dışında ben Kur'an'ı en iyi anlama çalışması olarak Kur'an'ın bana seslenmesini duymalıyım. Yani Rabbimin bana seslenişini duymalıyım. Rabbimin benimle konuştuklarını hissetmeliyim diye düşünüyorum. Bundan dolayı da o meali kendime göre bencesini yapmaya çalıştım ve bunu sizlerle paylaşıyorum. Evet, Rabbimiz birinci ayet-i kerimede yemin ederim zamana diye başlıyor. Yemin eden kim? Neye yemin ediyor? Niçin yemin ediyor? Ve yemin etmek ne demektir? Bütün bunları daha sonraki derslerimizde, ders serimiz içerisinde ele alacağız. Ama yemin ederim zamana diyen Rabbim bir şey ifade ediyor. Yani Allah ben yemin ediyorum ki, neye yemin ediyor? Zamana. İnsan için kıymetli olan zamana yemin ediyor. Peki insanlar niçin yemin ederler? Bir şeyin doğruluğunu ifade etmek için yemin edilir, değil mi? Der ki sana bir şey söyleyeceğim, o söyleyeceğim şeyin üzerinde kesinlikle ve kesinlikle yalan yok, şüphe yok derler. Bunu göstermek için de yemin ederler. İşte Allah bana bireysel olarak seslenerek diyor ki, nasıl anlıyorum ben bu ayeti? Bireysel olarak şöyle anlıyorum. Ey Mustafa, sana yeminle diyorum ki, hani iki arkadaş düşünün, biriniz birinize bir şey söylerken ona anlattığı şeyin doğruluğunu ifade etmek için, bak yemin ediyorum, sana yemin ediyorum ki, sana yeminle söylüyorum ki der ya, aynı şekilde Allah bana diyor ki, sana yeminle diyorum ki, özellikle de senin için çok önemli olan zamanın üzerine yemin ederek diyorum ki diyor. Demek ki daha birinci ayette Allah beni bireysel olarak kendisine muhatap alıyor ve bana yeminle bir şey söylüyor. Peki ne diyor? Hemen yeminden sonra gelen cümle, ikinci cümle. İnsanlar hüsranda diyor. Kim hüsranda? İnsanlar hüsranda. İyi de hüsran ne demek? Ziyan ne demek? Ve ben kimim? İnsanların hüsranda olması beni ne ilgilendiriyor? Bu ayet bana nasıl sesleniyor? İnsanlar hüsranda. Bana bireysel olarak sana yemin ediyorum ki insanlar hüsranda derken bana ne insanlardan diyebilir miyim? Evet. Burada işte kimin hüsranda olduğu sorusu önemli. İnsanlar ifadesi genel manada şunu akla getiriyor. Demek ki hayvanlar değil, bitkiler değil. Ya kim? İnsanlar hüsranda. Allah-u Teala'nın yaratmış olduğu kainata baktığımız zaman hayvanlar alemi, bitkiler alemi, yıldızlar alemi, bu alemlerin içerisinde işte meyvelerdeki elmalar alemi, armutlar alemi, hayvanlarda işte inekler alemi, balıklar alemi, arılar alemi, birçok şey düşünebiliriz. Ama genel manada baktığımızda insanlar alemi, hayvanlar alemi, bitkiler alemi farklı farklı. Demek ki ziyanda olan kim, kaybedenler kim? İnsanlar aleminde olan kişiler. İyi de ben o zaman neyim? Ben hangi alemdeyim? Ben insanlar alemindeyim. Ben bir insanım. Demek ki o zaman bu ayet bana şöyle sesleniyor. Ey Mustafa, sen bir insansın. Eğer ben insansam, evet ki insanım, insansam o zaman ayeti şöyle anlıyorum. Ey Mustafa, sen kaybedenlerdensin, ziyandasın, hüsrandasın. Birinci ayette yemin eden Allah, yeminle sana diyorum ki, ey Mustafa, sen kaybedenlerdensin, ziyandasın, hüsrandasın. Peki neyin kaybı bu? Neyi kaybediyorum? Niçin hüsrandayım?
ve birazcık korku içime geliyor. Korku hissediyorum. Bunu söyleyen Allah bana söylüyor. Ve sen kayıplardasın diyor. Neyi kaybediyorsun? Düşünsenize, birisi gelse size sevdiğiniz bir şeyle bahsetse ve sen onu kaybettin dese. Çok çalışmışsınız bir şeye sahip olmak için ama birisi elinizden alıvermiş, kaybettin diye. Ne kadar üzülürüz değil mi? İşte burada Allah-u Teala açık ve net olarak diyor ki sen kayıplardasın. Neyi kaybettiğini bir düşünsene. Şimdi kafamızı ellerimizin arasına alıp düşünme vakti. Ben neyi kaybediyorum? Ben neyi kaybettim ya da kaybediyorum ki Allah bana yeminle bunu ifade ediyor. Cevaplanması gereken bir soru. Ama bunun cevabını sizlere bırakarak devam ediyoruz. Allah-u Teala bir istisna getirerek diyor ki ancak şunlar müstesna. İman edip makbul ve güzel işler yapanlar, bir de birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler kaybedenlerden olmayacak. Ayeti biraz daha net anlayabilmek için şöyle bir açıklama yapalım. Ancak şu kişiler hariç. Bunlar kaybetmeyecek, ziyana düşmeyecek. Kim onlar? Yani genel manada bir cümle vardı. Bu cümle diyordu ki insanlar kaybedecekler, kaybetmek işler, ziyandalar ama şunlar kaybetmeyecekler. Onlar ziyana düşmeyecekler. Nedir efendim onlar? İşte dört grup, dört özellik, dört esas. Artık ne derseniz. İman edenler, salih amel yapanlar, hakkı tavsiye edenler, sabrı tavsiye edenler, hüsrana düşmeyecekler. Kaybedenlerden olmayacaklar. Peki şimdi ben bu ayeti kendime göre nasıl anlayabilirim? Diyor ki Rabbim bana, ey Mustafa, yeminle demiştim ki sana, insanlar kaybedecekler. Sen de bir insansın. Ama eğer kaybedenlerden olmak istemiyorsan, yapmak zorunda olduğun dört esas var. Bu dört esasa dikkat edersen sen kaybedenlerden olmayacaksın. Nedir o? Birinci esas, iman etmelisin. Ben iman etmeliyim demek ki. Peki ama iman nedir? Neye ve niçin inanmalıyım? İmanın esasları nelerdir? Bu sorulara cevaplar bulmalıyız. Demek ki birinci yapmam gereken iman etmem ve cevaplamam gereken sorular. İkincisi, salih işler, doğru işler yapmalıyım. Nedir salih amel? İslam'ın şartları olabilir mi? İnsanlara faydalı olduğum her davranış olabilir mi? Salih işler, doğru işler. Ve üçüncüsü, hakkı tavsiye etmelisin. Yapmam gereken üçüncü esas. Hak nedir? Neye göre hak haktır? Kime ve kim hakkı tavsiye etmelidir? Dördüncüsü de sabır tavsiye etmelisin. Peki ama sabır nedir? Kim kime sabır tavsiye etmeli? Neden sabır tavsiye edilmeli? Ve nelere karşı sabır? Evet, ayeti kerimeyi şöyle toplayacak olursak, kaybetmek istemiyorsam, ziyana düşmek istemiyorsam, yapmam gereken dört önemli vazife var. İman etmeliyim, salih ameller işlemeliyim, hakkı tavsiye etmeliyim, sabrı tavsiye etmeliyim. Burada bir şey dikkatimi çekiyor. İki tanesi, ilk iki özellik, ilk iki vazife direkt bireysel beni ilgilendirirken, üç ve dördüncü maddedeki vazifeler, yani hakkı tavsiye, sabrı tavsiye, benim başkaları için bir şeyler yapmam gerektiğini ifade ediyor. Bu da çok ilginç bir ayrıntı. Üzerinde ileriki derslerde duracağız. Devam edelim. Asr suresi önemli bir sure olduğundan dolayı tefsirciler, alimler, sahabe-i kiram efendilerimiz
üzerine çok fazla durmuşlar. Özellikle İmam Şafii Hazretleri şöyle bir ifadede bulunarak bize Asr suresinin önemini gösteriyor. Diyor ki, Kur'an'da başka hiçbir sure nazil olmasaydı şu pek kısa sure bile insanların dünya ve ahiret mutluluklarını temine yeterdi. İnsanların dünya ve ahiret mutluluklarını temine yeterdi. Bu sure Kur'an'ın bütün öğrettiklerini kucaklıyor. Demek ki insanın hem dünyada hem de ahirette mutlu olması gibi bir derdi var. İhtiyacı var. Ki sorsanız herhangi bir kimseye, yahu bu dünyada mutlu olmak istemez misin? Herkes mutluluğun peşinde koştuğunu ifade ediyor. Evet, ama mutluluk bizim için sadece bu dünyada değil ki. Ahirette de lazım, değil mi dostlar? Onun için İmam Şafii'nin ifadesiyle insanların dünya ve ahiret mutluluklarını temine yeten bir sure olarak değerlendiriliyor. Bundan dolayıdır ki ashabtan iki kişi birbirine kavuşunca biri diğerine Asr suresini okumadan sonra da selam vermeden ayrılmazlarmış. Neden? Bakın bunu da çok güzel bir şekilde Mehmet Akif şu manzumesinde ifade eder. Halık'ın namtenahi adı var en başı hak. Ne büyük şey kul için hakkı tutup kaldırmak. Hani ashab-ı kiram ayrılalım derlerken mutlaka sure-i vel asrı okurmuş, bu neden? Çünkü meknun o büyük surede esrar-ı fela. Başta iman-ı hakiki geliyor, sonra sala. Sonra hak, sonra sebat. İşte kusum insanlık. Dördü birleşti mi, yoktur sana hüsran artık. Evet, Üstad Mehmet Akif ne güzel Asr suresinin mealini vermiş. Ve özellikle zaten üzerinde durduğumuz İmam Şafii'nin de ifade etmiş olduğu dünya ve ahiret mutluluğuyla alakalı çok güzel bir cümleyle ifade etmiş. Çünkü meknun o büyük surede esrar-ı felah, kurtuluşun, mutluluğun sırları var orada diyor. Ve o sırları ifade ederek diyor ki, başta imanı hakiki geliyor. İllellezine amenu, sonra salah ve amilus salihat, sonra hak ve tevasav bil hakkı ve tevasav bil sabr, sebat, sabrı tavsiye etmek. Sabır, sebatla aynı kökten gelir, aynı düşünceyi ifade eder. Bir şey üzerinde sabreden kimse onun üzerinde sebat sahibidir denir. İşte kuzum insanlık, eğer bu dördü birleşti mi artık hüsran, ziyan yoktur der. Dolayısıyla değerli dostlar, demek ki surede bizi ifade eden önemli konular var. Peki nedir bu konular? Şöyle bir bakalım. Bu sure bize 7 başlık altında sesleniyor. Ve biz bu 7 başlığı tek tek incelersek, tek tek anlamaya çalışırsak ve özellikle bu 7 başlık altındaki konuları bireysel olarak kendimize seslenerek halledebilirsek galiba Kur'an'ın bir suresini iyi şekilde anlamış olacağız. Yani bu surede ben bana seslenmekteyim. Ben Allah'ın bana söylediklerini anlamaya çalışmaktayım. Anlamalıyım. Nedir o? Birincisi, asır zaman nedir? Vel asr ifade ediyor. Allah Teala yemin ediyor. Allah neden yemin eder? Niçin yemin eder? Ve özellikle asra niye yemin etmiş? Zamana niye yemin etmiş? Asır ne demek? Zaman ne demek? Evet, bu konu anlamam gerekiyor. Asrı ve zamanı bireysel olarak anlamalıyım. Benim için zaman ne? Benim için asır ne ifade eder? Ve Allah bana yeminle, bak sana zamanın üzerine yemin ediyorum diye ifade ettiği bu cümle ile niçin yemin ediyor acaba? Ve sonra ikinci cümlesi, innel insane lefi husur derken, insan kimdir, nedir, niçin önemlidir? Allah insanı neden yaratmış? Ve bizden beklentisi nedir?
niye hayvanlara, bitkilere demiyor da insana diyor, insan kayıptadır. Ve üçüncü konu, kaybetmek yani hüsur nedir? İnsanın ziyanda olması ne demektir? Neyi kaybediyoruz ki insan olarak kayıplardayız, zarardayız, ziyandayız? Bunu anlamamız gerekiyor. Ve ben bir insan olarak neyi kaybettim, neyi kaybediyorum? Sonra eğer kaybedenlerden olmak istemiyorsan deyip sıraladığı 4 madde var. İman. İman nedir? İman sahibi olmak ne demektir? İman sahibi olunca ben kayıplardan nasıl kurtuluyorum? Sonra salih amel nedir? Salih amele sahip olunca nasıl kayıptan kurtuluyorum? Ve salih amel hangi davranışlardır? Neler salih ameldir? Bunları bilmeliyim. Ve ben kişisel olarak nasıl salih amel sahibi olabilirim? Sonra hak. Hak nedir? Hakkı tavsiye ne demektir? Hakkı tavsiye etmem gerektiğini söylüyor. Eğer ben birisine bir şey tavsiye ediyorsam demek ki olay benden başka benimle birlikte olanları da ilgilendiriyor. Ben sahip olduğum şeyleri başkalarına da tavsiye etmem gerekiyor. Nedir o? Tavsiye etmem gereken şeylerin en önemlisi hakkı tavsiye etmem gerekiyor. O zaman hak nedir? Ben nasıl bir şeye sahip olmalıyım? Ve sahip olduğum bu şey nasıl bir şey ki hak olmalı? O hak ne? Ve sahip olduğum o hakkı, öğrendiğim o hakkı başkalarına nasıl tavsiye etmeliyim? Hakkı tavsiye ederken nelere dikkat etmeliyim? Bireysel olarak hakkım ne? Ve sahip olduğum bu hakkı başkalarına nasıl tavsiye etmeliyim? Sonra sabır. Sabır da tavsiye etmeliyim. Bireysel olarak ben sabır sahibi olmalı ve sonra da başkalarına da sabırlı olmaları gerektiğini ifade etmeliyim. Peki sabır nedir? Kime tavsiye etmeliyim? Sabrı tavsiye ederken nelere dikkat etmeliyim? Ve niçin sabrı tavsiye etmeliyim? Evet. İşte bu 7 konuyu anlayabilirsek nasıl anlamaya çalışacağız? Kur'an-ı Kerim'deki benzer ayetlerden, Efendimizin hadislerinden, alimler nasıl anlamış onlara bakarak bunu çözmeye, anlamaya gayret edeceğiz. Ve inşallah bu 7 temel konuyu bir şekliyle ifade edip, anlayıp kendimize mal edebilirsek, kendime mal edebilirsem herhalde Müslüman olmanın da tadını hissedebilirim diye ümit ediyorum. Değerli dostlar, kısaca Asr suresi hakkında bilgiler verdik. Hangi sure, niçin ve nasıl bir meali olduğundan bahsettik. Ve bu bahsettiğimiz 7 maddenin devamını inşallah sizlerle paylaşmayı arzu ediyoruz. Bu derslerimizin devamı açısından beni youtube.com/musteki adresinden takip edebilirsiniz. Beğenmenizi ve abone olmanızı ümit ediyoruz. Teşekkür ediyoruz dinlediğiniz için. İyi günler.